İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Ardan Uç. Berzor Koridoru konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Tıbbi yardım, geçime muhtaç olanların ve yerinden edilmiş kişilerin serbest dolaşımı sağlanmalıdır. Polonya'nın Zabrze şehrinde Ermeni Kilisesi ve cemaatine adanmış bir anıt dikilecek. Halkalak bölgesinin yeni anaokulları Ocak 2023'te açılacak. Kissinger, yeni dünya düzeninde Rusya'ya nasıl bir kader bıraktı? Bugün Batı Ermenistan'ın ünlü evladı Hovsep Yusuf Karşın doğum günü. Ermeni müzik aleti Shvi. Batı Ermenistan'daki Ardanuç şehri aynı zamanda Ardanuç ve Ardanuş varyantlarıyla da anılır. Türkler burayı Adakale olarak adlandırdı. Geleneğe göre bir kralın kızı olan Ardanuş veya Vartanuş burada gömüldür ve şehre onun adı verilmiştir. Birincil kaynaklarda ve resmi belgelerde bazen sıradan bir köy, bazen de bir şehir olarak geçmektedir. Artvin'in 21-22 kilometre güneydoğusunda Coroh, Çoruh Nehri'nin sağ kolu olan Ardanuş Nehri'nin sol kıyısında yer almaktadır. Ardanuç Kalesi Orta Çağ'da gücüyle biliniyordu. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında artık harabe durumdaydı. Ardanuç'un biri 19. yüzyılda harabe halinde, diğeri ise 1836'da inşa edilmiş işlevsel ve ayakta kalan iki kilisesi vardı. 19. yüzyılın ilk yarısında Ardanuç'ta küçük bir Ermeni lisesi vardı. Aynı yüzyılın 70'li yıllarından itibaren şehirde ikinci okul, 20. yüzyılın başında ise üçüncü okul açıldı. Ardanuç, çeşitli pazarlarda büyük bir üne sahip olan kaliteli şarap ihraç ediyordu. Çeşitli el sanatları nüfusun ana mesleklerinden biriydi. Eski zamanlarda Ardanuç, Ermeni Gugark dünyasının Kıgarcık eyaletinin bir parçasıydı ve ikincisinin merkezi olarak kabul ediliyordu. Ardanuç, seyrek nüfuslu bir şehirdi. 19. yüzyılın sonunda 960'ı Ermeni, geri kalanı Türk olmak üzere 1000 nüfusa sahip olan şehrin nüfusu 1907'de çoğu Ermeni olmak üzere 1214'e ulaştı. Ermeni nüfusu soykırım Armenosit sırasında yerinden edilmiş ve çeşitli ülkelere sürgün edilmiştir. Daha sonra mallarına işgalciler tarafından el konuldu. Uluslararası yasal sorunlara ilişkin Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisinin ofisinden Armen Press haber ajansına bildirildiğine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin Azerbaycan'a karşı geçici tedbir uygulama talebini 21 Aralık'ta inceledi. Temsilciliğin mesajda şöyle deniyor: "Şu anda Azerbaycan'ın Berzor Koridoru üzerindeki kontrolü konusunun tartışmalı olduğunu ve ayrıca Azerbaycan'ın 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın 6. maddesi kapsamında üstlendiği yükümlülükleri, özellikle Berzor Koridoru boyunca her iki yönde hareket eden kişilerin araçların ve yükün güvenliğini garanti edilmesini dikkate alarak ve Avrupa Sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri hatırlatarak Avrupa Mahkemesi, Mahkeme iç tüzüğünün 39. maddesine dayanarak Azerbaycan'ı tıbbi bakıma ihtiyacı olan ağır hastaların Berzor koridoru üzerinden Ermenistan Cumhuriyeti'ne hareket etmesinin yanı sıra yolda kalan veya geçim kaynağına ihtiyaç duyan insanların güvenli hareketi sağlamak için gerekli ve yeterli tüm önlemleri almaya yükümlü tutmaya karar verdi. Bu yıl Ermenistan Cumhuriyeti'nin 15, 16, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde Avrupa Mahkemesi'ne geçici tedbir talebinde bulunduğunu, ayrıca ek olarak Azerbaycan'a geçici tedbir uygulanması talebinde de bulunduğunu sizlere hatırlatalım. Batı Ermenistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Şuşi'deki Ermenilerin statüsü için birkaç başvuruda bulunduğunu da ayrıca hatırlatalım. Polonya'nın Zabrze Belediye Meclisi, Polonya'daki Ermeni Apostolik Kilisesi Piskoposluğu'nun kuruluşunun 655. yıl dönümü ve Ermeni cemaatinin asırlık varlığının anısına bir anıt dikilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti. Belediye Meclisi'nin oturumunda projenin girişimcisi olan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Zabrze'deki Fahri Konsolosu Hraçya Boyacyan hazır bulundu ve anıtın kurulması ihtiyacını sundu.
Polonya'daki Ermeni topluluğu, Osmanlı Türkiye'si tarafından Batı Ermenistan topraklarında işlenen soykırım Armenosit'ten sonra oluşmuştur. Polonya'ya yerleşen göçmen Hristiyan Ermeniler kültür ve geleneklerini yaymaya başladı ve böylece Polonya'nın sosyo-kültürel hayatının gelişmesine büyük katkı sağlamış oldular. Gelecek yılın Ocak ayında Halkalak bölgesinin Kumurdo ve Gogaşen köylerindeki iki yeni anaokulu, ayrıca restore edilen üçüncü anaokulda yeni yıl tatilinden sonra çalışmalarına devam edecek. Halkalak Belediyesi Anaokulları Derneği Başkanı Anahit Asatıryan, "Her şey hazır. Sadece elektrikle ilgili sorunlar vardı. Bu yüzden bu yıl anaokulları açamıyoruz. 16 Ocak'tan itibaren bunlar hizmete girecek," dedi. Batı Ermenistan bu Ermeni yerleşim yerlerindeki inşaat faaliyetlerini olumlu değerlendiriyor. Evet, altyapının geliştirilmesi Ermenilerin topraklarında kalmalarına ve orada yaratmalarına yardımcı olacaktır. 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ulusal Güvenlik İşleri Asistanı ve Dışişleri Bakanı olarak kilit görevlerde bulunan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere birçok dünya lideriyle kişisel olarak etkileşimde bulunan Henry Kissinger tanınmış bir uzmandır. Perde arkası entrikalarla her zaman uzman topluluğunun ilgi odağındadır. Yargıları, hatta anıları bile politik bir nitelik taşır. Şimdi Kissinger, bilgi alanında fark edilir derecede daha aktif hale geldi. Çeşitli röportajlarda ve Batı'nın süreli yayınlarında yer aldı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Hovsep, Yusuf Karşıyan, Batı Ermenistan'ın Mardin şehrinde dünyaya geldi. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında 14 yaşındaydı. Aile zulüm gördü ve kız kardeşi açlıktan öldü. 1922'de aile Halep'e kaçtı. Kısa süre sonra Yusuf'un ailesi onu Kanada'ya, dayısı Nahaş'ın yanına gönderdi. Karşıyan burada eğitim aldı ve Nahaş'ın stüdyosunda çalıştı. Daha sonra Boston'da dönemin ünlü fotoğrafçısı John Garon'un yanında 3 yıl eğitim aldı. 4 yıl sonra Kanada'ya döndü ve Ottawa'nın merkezinde kendi stüdyosunu kurdu. Çalışmaları kısa sürede birçok ünlü kişinin ilgisini çekti. Ancak Ottawa ziyareti sırasında Winston Churchill'i fotoğrafladıktan sonra daha da ünlü oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki birçok üniversite ona hukuk doktoru ve sanat doktoru dereceleri verdi. Karş, 1976'da Kanada'nın birinci sınıf en yüksek subayı ile 1990'da şövalye derecesine layık görüldü. Karşın çalışmaları ayrıca New York Metropolitan Müzesi, Modern Sanat Müzesi ve St. Louis Müzesi'nde, Kanada Ulusal Galerisi'nde ve başka yerlerde sergilenmektedir. 1999'da Hovsep Karş, 20. yüzyılın en iyi 100 portre fotoğrafçılarından biri olarak kabul edildi. 13 Haziran 2002'de Boston'da öldü ve Ottawa'da defnedildi. Batı Ermenistan, yerli Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit'ten sağ kurtulup ve dünyaca ünlü olan sanatçı evladını gururla anıyor. Eski Ermeni müzik aletlerinden biri olan şıvi veya kaval, flüt ailesine ait bir nefesli müzik aletidir. Dudak sesi telaffuzunun bir aracı olarak kabul edilir. Şıvi çok eski zamanlardan beri biliniyor. Yapısına göre iki türü vardır. Sökülebilen ve tek parça. Tek parça şıviden farklı olarak sökülebilen şıvi tonlamayı değiştirme imkanına sahiptir. Ahşaptan, çoğunlukla kayısı ağacı veya kamıştan yapılır. Aletin büyüklüğü değişir. Ortalama olarak şıvi kavalın uzunluğu 30 cm, çapı 1,5 cm'dir. Şıvi, ulusal müzik aletleri sınıfına ait olmasına rağmen hem ulusal hem de klasik besteleri çalmak için kullanılıyor. Şıvi için yazılan en ünlü eser Haçadur Avedisyan'ın bestelediği Şıvi Konçertosu'dur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anış Operası'ndan Albert Vartanyan tarafından Ermeni şıvisiyle seslendirilen eseri sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.